İtalya'nın Verona kentinden hepinize merhaba. Verona deyince aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama İtalya'nın en çok turist çeken şehirlerinden bir tanesi olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü bu ülkenin en eski tiyatrolarından biri Verona'da yer alıyor. Bununla birlikte şehrin etrafı gerçekten çok ünlü üzüm bağlarıyla çevrilmiş ve aynı zamanda zeytinyağı ve peynir de bu şehrin en önemli ürünleri arasında. Yani hem ticaret var hem turizm var. Peki biz niye buradayız? Biz Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan en yeni modellerden biri yani Skoda Rapid Spaceback'i kullanmak için buradayız. Rapid Spaceback'in burun yapısı Rapid Sedan'la aynı. Skoda'nın yeni tasarım anlayışının ürünü olan bu burun tasarımı bence ana firma Volkswagen'den izler taşıyor. Riskli bir tasarımdansa ağır başlama modern bir görünümün tercih edilmesi bence de doğru bir yaklaşım. Motor kaputunun Skoda logosuna ev sahipliği yapan bölümünün ızgaraya doğru inmesi ve böylece büyük ızgaranın bir çift kanat gibi algılanması Skoda'nın tüm yeni modellerinde karşımıza çıkan bir tasarım öğesi. Far camlarının tamamen düz olmaması özellikle çapraz açılardan bakıldığında hemen fark edilebiliyor. Tamponun alt kısmındaki geniş hava girişinin iki yanındaki sis farlarının büyüklüğü otomobilin genişlik hissini de arttırıyor. Profile gelindiğinde yine tanıdık bir konsept kendini hissettiriyor. Audi A3'te karşımıza çıkan hatchback ile station wagon arası bir görünüme sahip olan uzun taban yapısı Rapid Spaceback'te de kullanılmış. Profil tasarımında bir diğer dikkat çekici öğe ise neredeyse farlardan başlayıp stop lambalarına ulaşan çizgi. Bu belirgin çizgi daha içte kalan cam alan nedeniyle aslında omuz çizgisi olarak da düşünülebilir. Kapıların alt kısmındaki derin girinti ise geniş saç alanın sıkıcı görünmesini engelliyor. 4304 mm uzunluğundaki Rapid Spaceback, sedan kardeşinden 179 mm kısa. Elbette bu boyut farkı sadece bagaj hacminde değişikliğe sebep oluyor. 2602 mm'lik dingil mesafesi iç mekan genişliği hakkında fikir verir nitelikte. Zaten kompakt sınıfa giriş modeli olarak lanse edilen bir modelin iç mekanda bazı standartları tutturması başarı için şart. İnce C sütunlarıyla başlayan arka kısımda Skoda kişiliği daha fazla hissediliyor. Plakalıktaki üçgen formlar ve yamuk dörtgen şeklindeki stop lambaları insanın aklında bu otomobilin kimliğiyle ilgili soru işareti olmasını engelliyor. Arka tasarımda ilginç bir donanım da alınabiliyor. Skoda'da sunulan en büyük panoramik cam tavana sahip Rapid Spaceback'te uzatılmış arka cam da isteğe bağlı olarak sunuluyor. Koyu renkli bu arka cam normal versiyona göre 10 cm daha aşağı kadar iniyor. Açıkçası bence bu donanım otomobili daha sportif ve genç gösteriyor. Bagaj kapağının altında ise 384 litrelik bir hacim var. Arka koltukların katlanmasıyla hacim 1349 litreye kadar genişletilebiliyor. Bagajı ikiye bölen separatör sayesinde gözden uzak olmasını istediğiniz ya da az kullanılan eşyaları zeminin altındaki bölümde saklayabilirsiniz. İç mekanda sedan versiyonla aynı ancak Spaceback'te yeni kaplama seçenekleri sunuluyor. Yakın gelecekte sedan da aynı kaplamada sahip olacak. Üç kollu direksiyon simidi de yeniliklerden biri. Gösterge tablosu ise yerleşim olarak Alman genleri, tasarım olarak Skoda genleri taşıyor. Açıkçası tasarıma baktığımda küçük bir Passat'la karşı karşıya olduğumu düşündüm. Sade yapılı kokpitin kesintisiz yatay çizgileri ve orta konsol yapısı zaten başka bir fikir doğmasını da engeller nitelikte. Sadece biraz Skoda sosu eklenmiş diyebilirim. Bence bu da aynı dış tasarımda olduğu gibi doğru bir yaklaşım. Gelelim Rapid Spaceback'in yol üzerindeki yeteneklerine. Ama öncesinde otomobilin sınıfıyla ilgili bir karmaşadan bahsetmek istiyorum. Çünkü Frankfurt Otomobil Fuarı'nda bu araç tanıtılırken Skoda yetkilileri B ve C sınıfı arasındaki boşluğu dolduracak demişlerdi. Yani küçük ve kompakt sınıf arasındaki boşluğu. Ancak burada yani Verona'da yapılan açıklamalarda ise Rapid Spaceback bir kompakt sınıf hatchback olarak dillendirildi. Skoda yetkililerinin bu kafa karıştırıcı açıklamaları ne zaman çözüme kavuşur bilmiyorum ama bana göre bu kafa karışıklığını giderecek olan elbette müşteriler olacak. Yani bu otomobil eğer gerçekten kompakt sınıf bir hatchback ise müşteri zaten buna göre fiyat ve fayda oranını kendisi değerlendirecek. Bu araç aslında Rapid yani Sedan Rapid'in kısaltılmış bir formu.
Aslına bakılırsa genelde tüm hatları Rapid'den geliyor, özellikle de burun yapısında. Ancak platforma bakıldığında ben biraz Audi havası sezinledim. Bütün bunlara baktığınız zaman da bu otomobil Fabia ve Octavia arasında boşluğu doldururken bence Skoda'nın imajını da biraz daha yukarı çıkarabilecek modellerden bir tanesi. Şimdi gelelim yoldaki yeteneklerine. Öncelikle bu platform Volkswagen grubunun son dönemde kullanmaya başladığı MQB platformu değil. Zaten Rapid ve Seat'taki kardeşi başka bir platform üzerine geliştirilmişti. Dolayısıyla bu platformu Rapid Spaceback'te kullanıyor. Ancak MQB platformunu kullanmadığı için düşük teknoloji bir araç olarak algılanmasını da istemem. Sonuç itibariyle bu platform belirli bir amaca hizmet etmek için hazırlanmış, ayarlanmış bir platform. Öncelikle süspansiyon sistemi önde zaten MacPherson'lardan oluşuyor. Arkada ise torsiyon çubuklu bir sistem var. Bu sistem genellikle düşük maliyetli olduğu için özellikle küçük sınıf otomobillerde daha çok tercih ediliyor ama Skoda bunu aynı zamanda Octavia'da da tercih ediyor. Dolayısıyla kötü bir sistem olduğunu söyleyemeyeceğim. Çok kollu arka süspansiyon sistemleriyle torsiyon çubuklu süspansiyon sistemlerinin en önemli farkı bozuk yollarda karşımıza çıkıyor. Sonuçta Avrupa yollarında çok da fazla bozuk zemin artık yok. Bu yüzden birçok üretici özellikle düşük güçlü versiyonlarında torsiyon çubuklu sistemi tercih ediyor. Nitekim Rapid Spaceback'in süspansiyon konforu ve yol tutuş kalitesi beklediğimden daha iyi çıktı. Özellikle bozuk zeminlerde ki şansımıza İtalya'da bozuk zeminli yol kesimlerine denk geldik. Gerçekten son derece tok çalışma karakteriyle beni etkiledi. Yani ana firması Volkswagen'den herhangi bir eksikliği olduğunu düşünmüyorum. Maalesef Rapid Spaceback'i özellikle dağlık yollarda kullanırken yağmur ve sisle karşılaştık. Dolayısıyla takdir edersiniz ki virajlarda çok fazla zorlama şansım olmadı. Bu şartlar altında benim dikkatimi iki unsur çekti. Bunlardan birincisi özellikle yokuş aşağı inişlerdeki sert sol ya da sağ virajlarda, yani U dönüşlerde önden kaymanın biraz erken gelmesiydi. Üstelik kullandığım versiyon 3 silindirli 1.2 litrelik motora sahip. Yani burnu en hafif olan versiyon. Dolayısıyla belki burada bir ince ayara daha ihtiyaç olabilir. İkinci unsursa özellikle normal virajlarda, yani yokuş aşağı olmayanlarda, eğer çok sert bir viraj değilse gövde kontrolünün çok başarılı olması. Yani son derece dengeli, çok fazla yatmıyor ve sizi tedirgin etmiyor. Rapid ile Rapid Spaceback arasındaki tek fark arka tasarım değil. İlginç bir yeni teknolojik özellik de var. Direksiyon sistemiyle ilgili. Rapid'in elektrohidrolik sisteminin yerine Rapid Spaceback'te artık elektromekanik direksiyon sistemi bulunuyor. Yani direksiyon mili üzerinde bir elektrik motoru var ve bu motor sayesinde direksiyon hareketleri yapılıyor. Bu elbette daha hafif bir sistem ve yakıt tüketimine olumlu katkısı var. Ancak benim hoşlanmadığım nokta zemin kalitesini, o andaki kayganlık durumunu maalesef ben direksiyondan hissedemiyorum. Özellikle virajlarda önden kayarken bunu hissetmemek bence önemli bir problem. Gelelim motor şanzıman ikilisine. Şu anda kullandığım Rapid Spaceback aslında serinin başlangıç modeli. 3 silindirli ve 1.2 litre hacmindeki motor yeni nesil bir motor. Bu benzinli motorun maksimum gücü 75 beygir. Maksimum torku ise 3750 devirde 112 Nm. Böyle bakıldığı zaman gerçekten de düşük veriler. Bunu kabul etmek lazım ama elbette bu veriler ilk bakışta oldukça düşük. Ama 1130 kilogram ağırlığındaki bir araç için bence oldukça makul. Özellikle de şehir içinde ağırlıkla vakit geçiriyorsanız daha fazla güce de aslına bakarsanız ihtiyacınız yok. Üstelik bu 3 silindirli motor şaşırtıcı şekilde iyi devirleniyor. Bence bunun altında yatan etkenlerin en önemlisi tork bandının gayet iyi dağıtılması. Yani alt devirlerde çok güçlü hissettirmese de özellikle 2000 devirden itibaren oldukça iyi bir ivmelenme ve devirlenme söz konusu. 5 ileri vitesli manuel şanzıman da buna göre ayarlanmış. Şanzımanın vites geçişleri biraz kemikli. Hatta sportif tadı bile var diyebilirim. Ama yine de şehir içi kullanımında biraz fazla vitesle oynamanız gerekebilir. Özellikle de bolca yokuşlu bir yerde yaşıyorsanız. Fren sistemiyle ilgili açıkçası çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü ıslak zeminde çok sert frenler yapmak çok akıl kârı değil. Bunun için bu otomobilin Mart ayında Türkiye'ye gelmesini beklemek daha akıllıca geldi bana. Ama yine de kolay dozlandığını çok rahat söyleyebilirim.
Görüş alanlarına gelince hatchback olmasının getirdiği avantaj da ön ve yanlardaki kadar arkada da görüş problemsiz. Sadece elbette A direklerine entegre edilmiş dış aynalar viraj çizgisinde birazcık kısıtlamaya sebep oluyor. Birçok otomobilde olduğu gibi. İç mekan genişliği ile ilgili ilginç bir veri paylaşmak istiyorum ki bu Skoda'nın yaptığı testlerden bir tanesiymiş. Ön koltuğa ve hemen arkasına 1.85 boyunda iki tane manken oturtuluyor. Ve arasında kalan diz mesafesi de ölçülüyor. Bu otomobilde arkadaki mankenin diz mesafesi önde 1.85'lik bir manken otururken yaklaşık 6.5 santim. Yani bu gerçekten iyi bir değer. Sonuç olarak Rapid Spaceback özellikle geniş iç mekanı, konforlu süspansiyonu ve buna karşılık iyi yol tutuş özellikleriyle aslında kompakt ve küçük sınıf arasındaki boşluğu gerçekten doldurabilecek bir otomobil. Üstelik Mart ayında Türkiye'de 5 farklı motor seçeneğiyle gelecek ve bu da seçim yapma şansınızı arttıracak. Rapid Spaceback'in Türkiye pazarıyla ilgili bilgilerini Skoda Türkiye Genel Müdürü Tolga Senyücel'den alacağız. Merhabalar, nasılsınız? Günaydınlar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi Frankfurt Otomobil Fuarı'nda yani yaklaşık 2 ay önce Skoda standının yıldızı Rapid Spaceback'ti ve evet, özellikle Skoda yöneticileri bu otomobil üzerinde çok durdular. Çünkü daha önce hiç girmediğimiz bir pazara giriyoruz ve burada da çok iddialı izlediler ki aslında bu pazar kompakt hatchback sınıfına giriş modeli olarak adlandırılan bir nokta. Evet. Yani Türkiye için konuşursak B plus veya C minus diyebiliriz. Yani C eksi diyebiliriz. Doğru. Şimdi Rapid Spaceback Türkiye'ye ne zaman gelecek? Sizin hedefleriniz ne? Ve hangi motor seçenekleriyle bu otomobille karşılaşacağız? Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi Rapid Spaceback Skoda markası tarafından büyük umutlarla pazara sunulmuş bir ürün. Esasen Rapid Sedan'ın Spaceback yani hatchback versiyonu yaklaşık 18 santim daha kısa. O da bagajdan kaynaklı. Ama buna rağmen hakikaten çok büyük bir bagaj hacmine sahip. Spaceback biz önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde Türkiye lansmanını yapacağız. Hedefimiz bu toplam satışlar içerisinde gelecek sene %10'unu hatchback, Spaceback'ten oluşmasını. Bu şu anlama geliyor, yaklaşık olarak 1500 adet civarında bir Rapid Spaceback satma hedefliyoruz. Tabii bunun yanında Rapid Sedan'dan da Spaceback'ten daha yüksek bir adedi satıyor olacağız inşallah. Peki ya motor seçenekleri? Çünkü son dönemde gerçekten benim şaşırdığım noktalardan bir tanesi, son 20 yıllık sürece baktığımızda genelde otomobiller bir ya da iki motor seçeneğiyle gelirdi. Evet. Fakat şimdi çok daha yüksek adetlerde çeşitlilikle karşı karşıyayız. Doğru. Yani sadece motor değil aynı zamanda şanzımanlar da arttı. Eskiden evet, hatırlarsınız otomatik şanzıman Türkiye'de bir kabustu, bulamazdınız. Tabii. Ama şimdi en azından toplam pazarda %37'lere kadar geldiğini biliyoruz. Doğru. Hem Rapid Spaceback hangi motor ve şanzıman seçenekleriyle gelecek hem de sizin buradaki kırılımlarınızı öğrenmek istiyorum. Yani hedefleriniz arasında hangi motor seçeneği daha öne çıkacaktır? Şanzıman seçeneklerinde ne olacaktır öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Müşteri beklentileri arttığı için artık daha geniş motor seçenekleriyle müşteri karşısına çıkıyor üreticiler. Skoda da bu konuda liderlik eden markalardan bir tanesi belirttiğiniz gibi. Şu an Spaceback'le 4 tane benzinli 2 tane dizel motor seçeneği sunuyor olacağız önümüzdeki sene. Biz bunlardan 3 tanesini Türkiye'ye getiriyor olacağız. Bunlar 75 beygir, 1.2 75 beygir, 1.2 105 beygir, 1.4 TSI 122 beygir ve dizellere baktığımızda 1.6 90 beygir, 1.6 105 beygir dizel motor seçenekleri sunacağız. Bunlardan 1.6 90 beygirlik dizel motoru aynı zamanda DSG otomatik şanzımanla beraber sunuyor olacağız. Bu durumda aslına bakılırsa Skoda yetkililerinin söylediği noktaya geldiğimizde sizin Fabia'nız var küçük sınıfta. Evet. Aslında kompakt sınıf olarak nitelendirdiğimiz sınıfta Octavia'nız var ki o da yeni bir otomobil. Daha doğru, 6 aylık bir otomobil. Nasıl konumlandıracaksınız Rapid Spaceback'i? Yani müşterilere ne söyleyeceksiniz? Doğru söylüyorsunuz. Fabia ile Octavia arasında Spaceback'i konumlandırıyor olacağız. Sizin de konuşmanın başında belirttiğiniz üzere bu yeni sunmuş olduğumuz Rapid Spaceback ürünümüz C segmentinin entry'si yani girişinde B'nin de orta ve üst kısmına hitap ediyor olacak. Bu aracın esasen hedef kitlesi gençler, aileler, daha ufak çaplı aileler ve dolayısıyla sportif bir dizayn arayanlar, şık bir dizayn arayanlar, neredeyse kupe dizaynına benzeyen ama geniş iç hacme sahip bir hatchback arayanlar bizim hedef kitlemiz olacaklar. Bu anlamda Spaceback'in esasen Türkiye pazarında hem B segmentinden hem de C segmentinden müşteri alacağını hedefliyoruz. Bu açıdan da bu ürüne dair beklentilerimiz çok yüksek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.